bu şefkatli görünen Avrupa, işte mahkemeleri olan, Türkiye'yi yargılamak isteyen, zalimlere dehşet saçan, adaletin beşiği olan Avrupa'nın adaletsizliklerini bir görelim. Kendini öyle gösteriyorlar çünkü. Var mı sende onun yazısı? Mülteciler hakkında, evet. Oku. Mültecilerin %95'i Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de, %5'lik kesimin Avrupa'ya geçmemesi için sürekli yeni güvenlik duvarları örülüyor. Ayrıca ülkeler terörden korunmak için de sürekli yeni duvarlar örüyor. Örneğin Yunanistan kara sınırına tel örgü çekme kararı aldı. Bulgaristan 160 kilometrelik tel örgü ördü. Macaristan yine sınırına duvar inşa etti. Suudi Arabistan kuzeyde yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda bir duvar öreceğini açıkladı. Güney komşusu Yemen'le olan sınırına da El-Kaide'ye karşı korumak için yine dev duvarlar örecek. Kenya, Şevap örgütü mensuplarının geçişini engellemek için duvar örmeye başladı. Türkmenistan, Taliban'a karşı duvar öreceğini belirtti. 745 kilometre uzunluğunda olacak duvar. Ukrayna, 2000 kilometrelik dikenli tel, mayın ve elektrikli ünitelerden oluşan bir duvar inşaatı planlıyor. Bu maliyet de, duvarın maliyeti 100 milyon euroluk maliyet, Avrupa Birliği yardımıyla karşılanacak. İsrail yine güvenlik gerekçesiyle duvar ve kontrol noktaları oluşturdu Batı Şeria'da. Her 200 metrede bir gözlem kulesi bulunan duvar, elektrikli tel örgülerle derin ve 4 metre genişlikteki hendeklerle çevrili. İngiltere 7 milyon sterlin harcadı. 1.6 kilometre, 1600 kilometre uzunluğunda yüksek dikenli teller yaptırdı. Fransa'nın Kale isimli liman şehrinde mültecilerin İngiltere'ye geçmelerinin engellenmesi için yeni jiletli tel yapıldı. Ya bir kısmında haklılar ama yani biz mültecilere karşı alınan tedbirleri çok acımasız görüyoruz.